Gençler, Varşova'dan herkese merhabalar. Dün gece işte Kaunas'tan çıktım. Sabah falan buraya geldim 6 gibi. Sonra hosteli buldum falan derken video hiç çekemedim. Neden? Çünkü bu eşyalarla geldim buraya kadar. Neyse ki hostel yakınmış. İşte ben gezmeye başlayacağım. Önce bir şeyler falan yerim işte bir yerlerde. Size şöyle bir hosteli göstereyim abi. 5 euro burası da bir şey değil. Yani iyi değil arkadaşlar. Yani Wi-Fi bir de ara ara çalışıyor ama 5 euroya da fena değil işte. Temiz düzgün bir yer. Azıcık dağınık işte. Şöyle ben şurada yatıyorum. En dağınık yerde benim zaten. Şöyle bir lavaboyu falan göstereyim. Şurada bir WC'si var. Burası da fena değil. İşte şurası çok pis yani. Burada kirlenirsin. Kocaman bir aynası var burada. Sonra bir de mutfağı göstereyim. Burası. Mutfakta küçük arkadaşlar ama iş göreceğim. Fena değil. Burada fırını var, çamaşır makinesi var. İşte raflar, lavabosu, yatan masasında burası Sovyet tipi birazcık. Böyle bir dolap var. İşte buzdolabı var da üstü çalışmıyor, altı da çok iyi çalışıyor, çok kara. Burası, burada yani terlersiniz hani şunun içine girseniz. O kadar kötü. Ama aşağıya su koydum işte, buz böyle olmuş 3-4 saatte. Neyse arkadaşlar, hostel böyle. Ben şimdi abi dışarı çıkacağım. Bir yemeğimi yiyeceğim mis gibi. Saat daha 12.30 falan. Ben buraya sabah 7.30 gibi falan geldim. 7 gibi geldim hostelime. Uyudum falan bir güzel. Saçımı falan yıkadım. Şimdi birazcık yemeğimi yiyip gezmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gel şimdi ben yemeğimi falan yedim. İnternetten kontrol ettim nereleri gezebilirim, ne yapabilirim diye. Zaten hemen dibindeydim ben. Şu AVM'de falan yemek yedim işte, şuradaki AVM'de. Şimdi ilk durak burası. Burası şey, kültür merkeziymiş arkadaşlar buranın. Her türlü işte tiyatro faaliyeti falan oluyormuş. Burası ayrıca Varşova'nın en yüksek binasıymış. Burası Sovyetler yaptırmış zaten, mimarisinden de az buçuk belli. Buraya arkadaşlar giriş varmış. Girişte işte yukarı çıkıp terasa falan bakabiliyorsunuz. Tüm Varşova ayağınızın altında. O da kaç paraymış? 20 zlotymiş. Kaç para yapıyor? İşte 22 cent. 1 zloty desen 4.5 euro falan yapıyor işte. Bir şöyle içine gireyim ben. Duruma göre içine de şeye de terasa da çıkabilirim. Çünkü görmek istiyorum şehri de yukarıdan bir. Ondan sonra da Old Town'a doğru yürüyeceğim. Gelmeye devam. Arkadaşlar ben kuleye girişi arıyorum. Turist information vardı, sorduk. Left 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 dedi. Ondan sonra dön dönme çalışıyor. Ben de işte sola döndüm. Sonra bakınıyorum hala nereden girecek diye. Büyük ihtimal şuradan. Ha ne oldu şurada şey anlatayım. Şimdi 3 tane arkadaş var. İkisi kız biri erkek gibi duruyordu. Ulan gittim böyle erkek gibi duran fotoğraf çekiyor falan. Bura dedim, can you take my photos dedim. Tamam mı? Bir de önden nasıl satayım kızmış. Ben bir rezil oldum. Neyse o çekmedi ama benim fotoğrafımı. Diğer fotoğraf çekilen kız dedi, ben çekeceğim dedi şeymiş. O böyle zaten belli, diğerlerin çektiklerini beğenmiyor. Kendisi benimkini falan çekti, gayet de güzel oldu. Neyse hala ben girişi arıyorum arkadaşlar. Bunu da arada anlatayım dedim. Ve geldim en sevdiğim yere. Varşova ayaklarınızın altında. Ama böyle. Demir parmaklıklar ardında. Arkadaşlar Polonya'daki tarihi yapılar 2. Dünya Savaşı'nda çok fazla hasar görmüş. Onun için hani bazı şeyler restore edilmiş ama burayı da güzel restore etmişler. Burası 42 katlı 230,5 metre yani uzunluğu böyle. Varşova'da en yüksek binası. Bu ara bilgi hemen derin dedim. Şurası stadyum arkadaşlar. Burası
euro bilmem kaça ev sahipliği mi yapmış neymiş? Öyle bir şeymiş yani. Şurada kırmızı beyaz yine görebilirsiniz. Olimpiyatlara mı bir şey ev sahipliği yapmış burası. Zaten orayı da sadece onun için açmışlar. Mesela ben biraz manzaramı falan çıkarayım. Askerler falan da gidiyor. Burası şey olabilir arkadaşlar ya. Old Town'la işte New Town'a ayıran kapı olabilir. Böyle bir şey de okumuştum çünkü. Burada bir ateş yanıyor sürekli. Bunun aynısından Kaunas'ta falan vardı. İşte bunların bu nasıl diyeyim geleneği gibi bir şey. Yani sönmeyen bir ateş yapıyorlar. Başında da bekliyorlar. Öyle bir şey. 5 dakika falan şey değil. Arkadaşlar bu arada benim burada internetim falan yok. Google çevrim dışı haritaları indirip böyle rahat rahat gezebilirsiniz. Yani tabii böyle internetli gibi olmuyor. Her şeye böyle tak tak ulaşamıyorsunuz. Biraz yer yön duygunuzun iyi olması gerekiyor ama yine de yeterli yani gayet. Hiç yoktan iyidir. Şeyi de söyleyeceğim abi. Bana burada çok kibar, çok iyi davranıyorlar. Sebebini bilmiyorum ama galiba beni abi kuzeyli falan zannediyorlar. Çünkü hosteldeki çocuk böyle şey yaptı. Nerelisin falan. İsveçli ya da Norveçlisin sen dedi. Dedim yok. Türk'üm dedim. Ondan sonra dedi aa dedi orada hayat nasıl falan dedi. Bizi artık nasıl böyle savaşta falan mı görüyorlar? Nasıl görüyorlarsa. İnşallah savaşa falan da girmeyiz de. Böyle şey hayatı sordu falan Türkiye'deki. Dedim normal yani dedim. Burada nasılsa Türkiye'de de öyle dedim. Polonyalılar işte böyle şey kaba maba deniyordu. Valla bana hep iyisi mi denk geldi neyse. Şimdilik çok şükür bir sorun çıkmadı. Ha çıkar mı da çıkar valla ona da bir şey diyemem. Daha çünkü kimseye ben Türk'üm demedim. Otobüsteki adam da beni İsveçli zannetti. Sweden dedi. Ha yaptım ben çünkü şey bagajım çok fazlaydı. Böyle adama böyle bagajlara falan baktı. Where are you from falan Sweden dedi. Yes dedim bak yol veriyorlar. Bu olanak Türkiye'den çok daha iyi arkadaşlar yol verme işi. Sweden dedi tamam yaptım ben böyle. Ondan sonra bagajları falan aldı sıkıntı yapmadı. Arada da kullanmıyor değilim yani bu şeyi sarışınlı. Neyse Old Town'a doğru gidiyorum hadi. İçim yandı bir dondurma yemeye oturdum arkadaşlar. Biraz serinleyelim. Sonra yola revan oluruz. Abi şansa bak ya. Yağmur başladı. Kaldım yemin ederim burada. Çıkamıyorum da. Neyse ben bekliyorum abi burada yapacak bir şey yok. Git derlerse giderim yani. Sonuçta dondurmamı yedim burada. Vallahi buraya kadar geliyorum. Abi bir yağmur var akıllara zarar akıllara. Var ya burnumu çıkartamıyorum şuradan. Dondurmacıdan buraya geldim böyle kapalı bir yere. Burada iki kişi daha var vallahi böyle mal gibi bekliyor zaten. Daha gece 2'ye kadar yağmur gösteriyor. Şimdi ilkokul arkadaşım buradaydı. Onunla görüştüm. O da diye 2 saate durabilir falan. 2 saat ne yapacağım burada bilmiyorum. Bir şimşek çaktı. Yemin ederim zıpladım şeyden böyle. Aniden güçlü. Yani korkudan zıpladım yani. Ne oluyor lan dedim. Abi şuna bak. Herkes bir yerlerde karşıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada. Herkes bir yerlerde kusmuş bekliyor. Abi yağmur dindi birazcık. Nasıl diyeyim birazcık ama hani hala hafif hafif çiliyor kamerayı çıkartmayayım dedim şimdi. Ben arkadaşlar Old Town'da böyle dolanıyorum şu anda. Burası bayağı hoşuma gitti Old Town'un sonu. Başı böyle çok yapay falan duruyordu da burası gayet güzel. Beğendim burayı. Şimdi öyle turluyorum falan. Bakalım vakit ne gösterecek zaman ne gösterecek yani. Aha geziyorduk yağmur tak diye başladı. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu Old Town'da UNESCO tarafından dünya mirasına alınmış bir Old Town'mış. Tıpkı
Tıpkı Talim Meriga'daki gibi galiba bütün Old Town'lar dünya mirası falan diye geçiyor. Şu da arkadaşlar galiba bir kale. Şurada surlar falan var, görmüşsünüzdür. Burayı da okumuştum internette de. Zaten Old Town'a geldiğiniz zaman çoğu şey görürsünüz buralarda. Öyle telefondan kaydediyorum. Şimdi fazla uzatmayayım lafı. Görüşürüz. Bilal'le buluştuk abi. Bir saat, bir buçuk saat falan oldu. Oturduk falan, bayağı zaten yağmur yağıyordu. Let's do. Neyse oturduk kalktık ya. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Kebap mebap yiyeceğiz. Takılacağız birazcık. Varşova videosunu burada bitireyim. Hostel abi. Valla altındaki adam çok kötü kokuyor. Zar zor uyudum. Ama... Şimdi yok, trenime geldim, rahat rahat gideceğim. Tren de çok iyi zaten. Bana göre karakteristik. Şimdi Berlin'e doğru gidiyorum. Berlin videosu başka olacak. Görüşmek üzere.